Herkese merhabalar. Etrafımızda herkes bize yazılardan nasıl yüksek not alırız, yazılardan nasıl yüz alırız diye bir sürü telkinde bulunuyor, bir sürü nasihat söylüyor. Ama biz bugün size yazılardan nasıl düşük not alırsınız bunu göstereceğiz. Eğer bu taktikleri uygularsanız yazılardan epey düşük not alırsınız ama tersini yaparsanız da epey yüksek not alırsınız. Artık karar sizde. Allah 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 Allah. de verelim Tonguç'um. Birinci yazılı meydan muharebesi başlıyor. Öğrenciler bir tarafta, yazılar bir tarafta. Yazılar her zaman gibi çok güçlü, çok kararlı, çok istekli. Ama biz öğrencilerde ne yapacağız Tonguç'um? Yazıları yerle bir edeceğiz. Aynen yazıları yerle bir edeceğiz. Ama yazıları yerle bir etmek için, yazılarda düşük not almamak için, yazıları yerle bir etmek için, yazılarda düşük not almamak için uygulamamamız gereken bazı taktikler var. Onları vermek istiyorum. Birincisi Tonguç'um eğer yazılardan iyi bir not almak istemiyorsan, yazılardan yüz almak istemiyorsan bugünün işini yarına bırak, Hatta son güne bırak. Üşeniyorum öyleyse yarın. Aynen dediğin gibi. Üşen ve işini hep yarına bırak. Yani yazılıya ne zaman çalışır Tonguç'um? Son gece son saat. Son gece son saat. İşte son gece son saat çalışırsan yazıldan yüz alamazsın. Gerçekten de düşkün not alırsın. Yani sen yazılı notların varken 8'de, 7'de, 6'da, beşte bunların hepsi belliyken. Hocan sana yazılının konularını vermişken. Yazılının da tarihi belliyken sen eğer çarşamba günkü yazılıya salı gecesi çalışırsan ne olur? Düşük not alırız. Aynen dediğim gibi düşük not alırsın. O yüzden eğer düşük not almak istiyorsak bugün işini yarına bırakıyoruz ve hatta son güne bırakıp yazılara son gece çalışıyoruz. Ama iyi not almak istiyorsak birkaç gün önceden başlıyoruz. Bir de düzenli ortam başarısızlığın anahtarıdır Tonguç'um. Yani eğer sen her şeyin düzgün bir şekilde mesela diyelim ki burada masan var. İşte burada diyelim ki ...yazılı notlarını koydun. Böyle diyelim ki beşinci sınıfsın veya altın sınıf fark etmez. Yazılı notlarını koydun. Kalemin burada. Hocanın sana soracağı bilgileri topladın. Güzel güzel düzenli bir masada çalışırsan başarın artıyor. Ama dağınık bir masada çalışırsan o zaman başarısızlık artıyor. Dolayısıyla başarısız olmak istiyorsak ne yapacağız sonucu? Dağınık bir masada çalışacağız. Aynen dediğim gibi dağınık bir masada çalışacağız. Ama başarılı olmak istiyorsak yazılarda düzenli bir ortamda çalışacağız. Bir de yazılı çalışmasına başlamadan önce yani ders çalışmaya başlamadan önce ağır bir yemek yemek. Etli hamburger Mısın? Aynen hiç öyle bir yemek duymadım ama et de hamburger dolmasını bol yağlı bir şekilde, bol makarnalı bir şekilde yersen karnın şişer. Bu sağlıksız gıdadan dolayı da bir anda ağırlık çöker, uyku çöker ve derse oturmadan önce daha hemen yatağa kendini götürürsün ve uyuyakalırsın ve böylece yazılıdan da düşük not alırsın. Ama eğer yazılıya çalışmadan önce hafif yemekler yersen o zaman uykun gelmez. Dersinde güzelce çalışıp iyi not alırsın. Dolayısıyla eğer yazılardan düşük not almak istiyorsak derse oturmadan önce ağır yemekler yiyoruz. Ama iyi notlar almak istiyorsak o zaman hafif yemekler yiyoruz. Bir de Tonguç'um öğretmenin defteri esasında öğretmenin yazdığı kitap gibidir. Yani öğretmen arkadaşlar buraya dikkat edelim. buraya yazın diyor ya öğretmenler. Bizim oyu her ders söylüyor hocam. Aynen bütün öğretmenler mutlaka derslerde bunu vurgular. Ama sen eğer bu öğretmenin yazdırdıklarını, öğretmenin yazdıklarını önemsemezsen... ...yazılda da patlarsın. Çok rahat bir şekilde düşük notlar alırsın. Eğer öğretmenin söylediklerini dikkatle dinlersen... ...öğretmenin defteri, öğretmenin yazdığı kitap gibidir dersen o zaman yüksek notlar gelir Tonguç'um. Bir de sınavdan birkaç gün önce arkadaşlarının defterine sakın bakma. Onlarla oturup oyunlar oyna, Fortnite oyna, Brawl Stars oyna, işte başka başka muhabbetler et ama sakın. Ya senin defterinde ne var? Önemli yerleri kaçırmış mı olabilir miyim? Acaba senin defterinde fazla bir şey var mı diye sorma. Eğer sorarsan belki de kaçırdığın bir yeri eklersin ve bu da senin yazıldan ne yapmana sebebiyet verir? Yüz almama sebep olur. Aynen yüz almana sebebiyet verir. Yüz almak istemiyorsan sakın öyle bir şey yapma Tonguç'um. Bir de sıkıcı tek bir ortamda çalışma da ders notlarımızı düşürür. Yani sadece masada kitap ve kalem varsa bu senin ortamının sıkıcı olduğunu gösterir. Ama şöyle odana böyle öğrenmen gerekenleri bir poster şeklinde astıysan hani böyle akıl haritaları vardır ya akıl haritalarıyla çalıştıysan şöyle akıl diye yazayım ben. Veyahut da böyle postitlere küçük küçük hani şöyle postitler vardı bizim şöyle postitler. Bu postitlere yazılda çıkabilecek bilgileri güzel güzel not alıp duvarına asarsan o zaman bunlar aklına kalır. Aklına kaldığı zaman da ne olur Tonguç'um? Yazıldan iyi not alırım. Aynen yazıldan iyi not alırsın. Dolayısıyla bilgileri akıl haritasına yazmak ya da bu şekilde postitlere yazıp odamızın farklı farklılarına yapıştırmak bilgilerin akılda kalmamızı sağlıyor. Eğer yazılardan iyi bir not almak istemiyorsak sakın öyle bir şey yapmayalım Tonguç'um. Bir de sınav konularını sakın sakın önceden öğrenme. Yani neyse neydi ya yani yazılıların konuları belli işte ben çalışırım diye. Gidip de arkadaşlarına sınıf grubunda arkadaşlar sınavdaki konular nelerdir? Sınav var mı? İşte sınavın tarihi nedir gibi sorular sorma. Sınav konularını biliyorsan yani diyelim ki sınavda birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci üniteden hoca sadece... 2 3 ve dördüncü üniteyi soracak. E sen bunları bilmeyip hem biri e hem beşe çalışırsan ne olur? Düşük not alırım. Aynen. Çünkü gereksiz yere boş yere bir sürü şeye çalışmış olursun. Bu da seni düşük not almanı sağlar. Ama sınav konularını net bir şekilde öğrenirsen sadece hocanın soracağı yerlere çalışırsın. Bu da yüksek not almanı sağlar. Dolayısıyla sınav konularını boş veriyoruz ve böylece düşük not alıyoruz. Ya da yazılardan iyi not almak istiyorsak tabii ki sınav konularımızı önceden hocalarımıza soruyoruz. Sonuç olarak Tonguç'um biz tabii ki işi şakasıyla anlattık. Sizler zeki öğrenciler olarak yazılardan iyi not almak için mutlaka sınavdan önce arkadaşlarınızdan konuları öğrenin. Mutlaka etrafınıza postitler, akıl haritaları yapıştırarak çalışın. Ve mutlaka Arkadaşlarınızın defterlerine de bir bakın. Onlar da fazla bir şey eklemiş olabilirler. Ve öğretmeninizin size yazdıklarını mutlaka önemseyin. Çünkü ders defteri öğretmenin yazdığı defter gibidir. Derse oturmadan önce hafif yemekler yemeyi, ağır yemekler yememeye çalışın arkadaşlar. Çünkü ağır yemek yiyince insan gerçekten uykusu geliyor. Ve düzensiz bir ortamda çalıştığımızda da dikkatimiz dağılıyor. Yazılara da son gün çalışmıyoruz. Önceden çalışıyoruz. Burada bir uyarımız daha var size. Onu da şöyle söylemek istiyorum. Ben yani onu da göstereyim şöyle. Burada kağıdımız nerede? Heh. Şurada. Arkadaşlar Bizlerin tüm sınıfta sizler için hazırladığı yedin sınıf, 8 sınıf, dördün sınıf, beşin sınıf, altın sınıf hatta üst sınıflarda yazılı notlarımız var. Bu yazılı notlarında sizler için yazılıda çıkabilecek her bir bilgiyi birinci dönem, birinci ve ikinci yazılarda çıkabilecek. Yani bunu tüm dönem boyunca kullanabiliyorsunuz. Ve tüm derslerde, Türkçe'de, matematikte, fen dediğinde, sosyalde, İngilizce'de kullanabileceğiniz süper notlar. Yazılıda hocaların kesin sorabileceği kavramların, formüllerinin olduğu bölümler var. Buralardan çalışan birçok arkadaşımız yazılardan çok yüksek notlar aldı. Yani yüzler aldı. Zaten buraya da bir biz hedefimiz koyduk. 100 100 100 100 100 dedik. Sizler de yazılardan 100 almak istiyorsanız mutlaka yazılı notlarımızda çalışın. Biz şakayla karışık sizlere uyarılar vermek istedik. İnşallah yanlış anlamamışsınızdır. Sizleri çok seviyoruz. Şimdiden yazılı kamplarında sizlere görüşmek üzere diyoruz. Yazılı kamplarımızda sizler için harika videolar hazırladık. Süper videolar hazırladık. Hadi bakalım ödül sorumuzu yapın. Yorumlara yazın arkadaşlar.